söylemiştik. Allah'ın bir kadarı. Bey merhaba. Hayırlı olsun abi. Allah'ın bir kadarı. Evet. 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 Bilgiyi dinleyebiliriz. Takımımızın hep söylediğim gibi güveniyorduk. Sonsuz güvenimiz vardı. Ama kıl payı kaçırmıştık. Altıncı olarak bu Polatlı Buksaş'ı da takip ediyorduk. Yani bu karar, bugün verilmiş olan karar tabii sonsuz bizi mutlu etti. Hedefimize ulaşmak için bir amaç. Tabii şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu 8 tane ikinci ligin çok güzide kulüpleri kaldı. Siz de bildiğiniz gibi. Hepsi birbirinden değerli kulüpler. İnşallah orada hak edelim alacağı. Böyle bir seri playoff yaşarız. Ve tabii ki bütün takımların istediği gibi şehrimize hak ettiği ve onursal başkanımız Sayın Halil Atatürk Bey'e de bu kupayı inşallah hediye ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Renkli bir kupa verir mi abi? Tabii tabii içeceğiz. Başkanım hadi. Maçlar demiyorum. Demin size oynanacak maçlar. Maçlar bir şey maç demiyorum. Maçlar. Maçlar. Maçlarla ilgili Nazilli'den bir çıkartma söz konusu mu? Belediye destekli otobüslü. Taraftarlara bir mesaj gönderebilir misiniz? Yani bütün taraftarlarımıza bekliyoruz tabii. Tamam. Gereken de şey biz de gereğini yapacağız. Biz de gereğini yapacağız hocam. Hayır başkanım sizin görüşlerinizi alalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, özellikle başkanım, yönetim kurulundaki arkadaşlar ve futbolcu kardeşlerimiz, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel bir sezon geçti. Tabii lig başladığında Nazilli Belediyespor olarak baktığımızdaki söylenilere 3 aşağı 5 yukarı siz biliyorsunuz. Tamam, lig böyle gitmez dediklerini biliyorsanız da Nazilli'nin inan ciddi samimiyetini söylüyorum. Birazcık daha dikkatli olsaydı arkadaşlar, bugün belki de şampiyonluk bölümü Nazilli'ydi ama Allah'ın adaleti büyük. Allah'ın adaletinin büyük olurdu. Bugün görüştü. Yani nasıl olarak baktığımızda. Yani hep adı Allah'ın adaletini veriyor çünkü. Biz mütevazi bir takımız. Ayakları yere basan bir takımız. Futbolcu kardeşlerimizi gönderiyoruz. Tekniği yetenimizi gönderiyoruz. Arkadaşlarımızı gönderiyoruz. İş adamı nasıl kurumuz. Allah nasip ederse ki bir öpte iyi mutlu olduğumuz sonuçlar. Ben şampiyonumuza inanıyorum. İnanın bakın arkadaşlar sorun. Bunlar 5 ay 6 maç önce biz playoff'u kalacağız demiştim. Çocuklara çok kötü sonuçlar aldığında mesela özellikle şu şeyde Tarsus maçından dönerken futbolcuları sürekli asıktı. Sizin söylediğim bir şey var. Çocuklar siz playoff'u kalacaksınız şampiyon olacaksınız diyordu. Allah bunu gösterdi. Şimdi konuşacağız çocuklarla. Bak biz dedik oldu. Her şey oluyor. Sizden ama her şey. Namı silkinin diyeceğiz. Hani bir gigant diyor ya. Eğitim gitti ve kendine dön diyor. Nasıl sporda böyle bir sıçram yapacak inşallah. Başkanım, Nazilli Belediyespor'u birçok kardeş takımı var. Bunların en başında da Denizli. Denizli Belediyespor geliyor. Denizli'ye bir mesajınız var mı? Maçlar yani sizde tabii Denizli olarak şöyle baktığımızda Denizli tabii bizim kardeş ilgilerimizden bir tanesi. Zaten bizim taraftar grupları birbirleriyle ilgili yazışıyor. Tabii bizim için de büyük bir avantaj. İşin açıkçası söyleyeyim. Çünkü Nazilli Denizli 70 kilometre gibi bir şey. Ve futbolcu kardeşlerimizin, seyircilerimizin bir kere kendi evimizde oynuyoruz gibi oynayacağız. Tamam. İnşallah o havaya gireriz derim ben. İlk önemli ilk bir şey çocuklarımızı gönlümüz her şeyden önce. Bakın bütün sanatı söyleyeyim ve Nazilli Belediyespor'un kadrosu da güçlü bir kadro. Bakın şu söylüyorum, iddia ediyorum. Eğer bu grubun en güçlü takımlarından bir tanesi. Ama maçlarda böyle bir iki hata yapmamızla beraber kaynaklı bir şampiyonluk şartı. Bu da Allah bize bugün bunun fırsatı verdi. İnşallah bu fırsatı en şekilde kullanacağız. Yani. Daha ne zaman çekilebiliyor? Başımı da haber bekliyoruz. Denizli'de maçlar başlıyor dendi çünkü. 21'inde. Haftaya pazartesi. Başkanım faks geldi değil mi? Geldi. Faks geldi.